Info Yatırım'ın YouTube kanalı için röportajlarımıza devam ediyoruz. Gökçe Çalışan'la birlikteyiz. iCrypex Azine Yönetmeni. Bu savaş ortamında kripto dünyasının ne durumda olduğunu, ne derece güvenli olduğunu konuşacağız. Merhaba. Merhabalar Hülya Hanım. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Şöyle bir genel kripto dünyasına bakalım. Ne derece güvenli, özellikle bu savaş ortamı, enflasyonist ortam? İlginin çok yoğun olduğunu da görüyoruz. Hı hı. Bir tarafıyla Rusya'dan para acaba kriptolar aracılığıyla çıkar mı konuşmaları, tartışmaları yapılıyor. Nedir? Nasıl görünüyor oradan? Aslında bunu cevaplamanın birçok yolu var. İlk olarak şundan bahsetmek isterim. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri bu ülkelerdeki kripto para adaptasyonun arttığını gördük ki Ukrayna'nın bir hükümetin ilk kez hükümet adına kripto paralarla bağış topladığı, işte NFT müzesi açtığı ve savaşın nasıl ilerlediğini NFT'lerle sergilediği bir süreç yaşıyoruz ve şu anda Ukrayna'da, Rusya'da işte vatandaşlar kilometrelerce kuyruklar var. İşte ürün alma konusunda bile sıkıntı yaşıyorlar. Mesela ATM'lerde inanılmaz sıralar var ve bu riskli ortamın içerisinde ödeme sistemi olarak sadece Bitcoin'in ayakta kaldığı, kripto paraların ayakta kaldığı bir süreçte yaşanmış oldu ve bu da aslında riskli ortamlarda, riskli yatırım aracı olarak kabul edilen Bitcoin aslında güvenli bir varlık olabilir mi sorusunu aslında akıllara getirdi. Bence bunun da fiyata da yansımasını gördük. Ek olarak hani merkeziyetsizliğin en çok konuşulduğu alan bu kripto paralar ve Rusya'nın bu yaptırımları kripto paralarla mı deleceği, hani bu konuda da bazı söylemler var. Ek olarak da hani Rusya bu yaptırımları kripto paralarla delebilir mi sorusu da gündemde ama Rusya'nın günlük FX harcımına baktığınızda aslında kripto paralar bunun içinde yeterli bir harcımada sahip değil. Ve hani bir şeyin birçok yolu var. Kripto para tabii ki bunlardan biri olabilir ama aslında yeterli bir hacme de sahip olmadığı için burada ben çok büyük bir tehdit olabileceğini düşünmüyorum. Ek olarak da zaten hani borsalara da yapılan bazı baskılar da oldu. İşte Rusya'da bu yaptırımlara tabi vatandaşların, kişilerin de hesaplarını durdurmalarına yönelik. Aslında bu da kontrol altında diyebiliriz. Aslında biraz riskli ortamda Bitcoin'in ve kripto paraların çıkış amacının biraz daha ortaya çıktığı bir süreç yaşadık diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, kripto dünyası ne derece güvenli ya da nasıl kullanılmalı? Bundan sonraki süreçte hayatımızda çok olacak ortada belli. Bir ürünü almak için bir savaş ortamında mesela böyle canhıraş sarılan bir şey olduğunu da gördüğümüz bir ortamı yaşadık. Konuşmaya devam edeceğiz belli ki bu dünyayı. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.